Merhaba. Bugün birlikte kıymalı yufka böreği yapacağız. Bunun için ilk önce iç harcımızı hazırlayalım. Biraz şöyle tavama bir yemek kaşığı kadar yağ alıyorum. Tavamın altını açıyorum. Şurada bir büyük boy soğanım var. Onu aktarıyorum. Kıyma harcımızı kavuracağız arkadaşlar. Biberimi de aktaracağım. Ve bunların biraz sotelenmesini sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle bunlar burada biraz yumuşasınlar. Arkadaşlar burada 125 gram tereyağım var. Tereyağımı da tavama aldım. Onu da altını açtım ve erimeye bırakıyorum. Bunu yufkalarımızı ıslatmakta kullanacağız. Yağım eriyince altını kapatacağım. Böyle kıymalı pide tadında bir börek yapacağız arkadaşlar. Hazır yufkadan. Çok fazla kavurmayacağım çünkü fırında da pişecek. O yüzden şöyle sotelenmesi yeterli benim için. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz 125 gram. Ama tereyağı olursa daha güzel olur. Burada bir kase 150 gram kadar kıymam var. İç harcı tamamen size kalmış. Kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli, kaşarlı. İçine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben bugün pide gibi böyle kıymalı bir börek yapmak istiyorum. Şöyle kıymamı da ortasına koyacağım. Yavaş yavaş karıştıracağım arkadaşlar. Kavurma işlemimizi yapacağız. Arkadaşlar kıymam da kavruldu. Şimdi bu aşamada içine bir adet kabukları soyulmuş domatesimi de ilave ediyorum. Domateslerim ölünce iç harcım hazır olmuş olacak. Domatesler de yumuşasın. İç harcımız hazır olacak. Bu aşamada biraz içine arzuya göre tuz, karabiber. Bunlar tamamen arzuya göre. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Biraz da toz biber atacağım arkadaşlar. Salça kullanmayacağız. Biraz renk versin diye. Yağımızın da altını kapatalım. O orada erir. Evet, bir 2-3 dakika domateslerimiz yumuşayınca altını kapatacağız arkadaşlar. Domateslerim de yumuşadı. Altını kapattım. Burada bunu biraz ılımaya bıraktım. Şimdi burada tereyağımızı eritmiştik. Tekrar altını açıyorum. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik suyumu koyuyorum içine. Tereyağı dolmasın diye biz yaparken çok az, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bu tamamen yağ dolmasın diye. Şimdi arkadaşlar bu harcımızı yufkaları ıslatmakta kullanacağız. Şöyle biraz ısınsın, suyumuz da ılısın. Yağın sıcaklığıyla ılımıştır zaten. Sadece yağ kullanıyoruz. Sulu bir tereyağlı karışım kullanacağız böreğimiz için. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Yufkalarımı açıp şurada bir adet yumurta sarım var. Bunu üzerine kullanacağım. Onu şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi yufkalarımı sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Yufkamızı açalım. Şöyle iki adet yufka kullanacağız arkadaşlar. Şöyle iki adet yufkamı aldım. Yufkamı şöyle tezgahın üzerinde açacağım. Tezgahtan büyük oldu yufkamız.
ama olsun. Şimdi arkadaşlar, bu yağlı karışımdan, sulu yağlı karışımdan, tereyağlı sulu yağlı karışımımızdan şöyle yufkamızın her tarafına gelecek şekilde yufkamızı ıslatacağız. Benim tezgahım biraz küçük. Şöyle kenarları da ıslansın diye şöyle bir yöntem uygulayalım. Evet arkadaşlar, bu tezgah oldukça küçük oldu. Bunu burada yapalım ama diğerini tezgahımı silip onun üzerinde yapacağım. Şimdi bu kadar yağ yeterli. Şimdi bu ikinci yufkayı da üzerine sereceğim. Aynı işlemi bunu uygulayacağız arkadaşlar. Yine yağlı sulu karışımımızdan şöyle her tarafına gelecek şekilde yufkalarımızı ıslatıyoruz. 3-4 yemek kaşığı yeterli ıslatmak için. Bunu da yine kenarlarını şöyle yapalım. Ben alttaki tezgahı kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü yufka taştı. Bunu da güzel saramayız ama bunu böyle yapacağız. Mecburen. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle ortadan ikiye keseceğiz. Tezgah küçük olduğu için kesemiyoruz tabi. Şu şöyle dursun. Aslında şöyle sigara böreği gibi. Bunu da böyle ortadan keseceğiz. Ben şöyle bir tane göstereyim arkadaşlar. Diğerini tezgahı alacağım. O zaman daha iyi göreceksiniz. Şöyle sigara böreği gibi şöyle bunu da ikiye böleceğim. Ve buradan iç harcımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle ortasına şöyle koyuyoruz. Çok basit yapımı. Şöyle kıvırıp şöyle saracağız arkadaşlar. Ve tepsimize dizeceğiz bunları. Ben şimdi size daha güzel göstereceğim. Bu böyle olsun. Bir tane daha yapalım. Yufkalar bayağı büyükmüş benim. Tezgahtan sığmadı. Şöyle kapatıyoruz. Aynı sigara böreği sarar gibi şöyle hafif sarıyoruz. Ben bunları böyle yapayım. Öbürünü size daha güzel göstereceğim. Seyyar şeyimi kaldırdım. Tezgahımı. Mermerimi güzelce sildim sirkeli suyla. Şimdi ikinci yufkamızı yapacağız. Şöyle yufkamı seriyorum. Şöyle yağlı, tereyağlı sulu harcımızdan yufkamızın üzerine döküyoruz. Şöyle kenarlar ıslansın diye de şöyle yapıyoruz. Kenarlarını. Yapımı çok basit bir börek ama yiyenlerden hep tam not almıştır. Sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. İkinci yufkamızı da üzerine seriyorum. Yufkalarım o kadar taze ve ince ki böyle yufka bulursanız daha da güzel olur. Marketlerde satılanlar ben beğenmiyorum. Yufkacılardan alın yufkanızı. Bunlar daha güzel oluyorlar ve büyük oluyorlar. İkinci katımızı da yağlıyoruz. Yağlı sulu karışımımızdan döküyoruz. Şöyle ortasında döküyoruz. Bunu da gene şöyle yapalım ki kenarları da ıslansın. Evet arkadaşlar, şimdi yufkamı ilk önce şöyle ikiye bölüyorum. Sonra dörde bölüyorum. Sonra böldüklerimi de tekrar ikiye bölüyorum. Aynı sigara böreği sarar gibi keseceğiz böyle.
kadar. Şimdi harcımı koyup saracağım. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle katlıyoruz. Hafif hafif sarıyoruz. Sık sarmayalım. Şöyle yağlı kağıt serdim. Fırın tepsime yerleştiriyorum. Fırınınızı önceden ısıtın. Böreklerinizi hangi derecede pişiriyorsanız, ben 190 derecede pişireceğim. Yufkalar öyle daha güzel pişiyor. Aynen bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yapılışı budur. Şöyle iç harcından koyup ikiye katlayıp çok hafif bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Ben aynen bu şekilde devam edeceğim. Tepsiye dizimiz böreklerin şöyle ortasından bir kesik atıyoruz. Şöyle ortasını açıyoruz. Karnıyarık gibi. Şöyle içinin kıymalarının gözükmesini sağlıyoruz. Şöyle kesiyoruz ortadan. Kenarlarına fazla gitmeden. Şöyle arkadaşlar. Şimdi içine, üzerlerine şöyle süs olarak kapak yapıyoruz. Bir domates, şöyle bir biber. İçlerini. Bunu yapmasanız da olur. Bunu yaparsanız güzel bir görünüm elde edersiniz. Şöyle domateslerimizi şöyle içine. Bir tane de biber şöyle yanına. Şöyle küçük kıl biber olursa daha iyi olur. Şöyle arkadaşlar içine doğru sokalım. Birer de biber. Şöyle görüntüsü. Pide görüntüsünü vermek için bu işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi siz yapmasanız da olur. Ortasını kesin ve bırakın. Uğraşmak istemiyorsanız, ama görüntüsü böyle daha güzel oluyor. Şöyle. Bir biber, bir domates. Yapalım arkadaşlar. Karnıyarık böreklerimiz, pide böreklerimiz nasıl derseniz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Ama yumurta sarısını da bu harcımızdan koyacağım ben. Şöyle. Bunu da tamamladıktan sonra. Şurada bir yumurta sarım vardı biliyorsunuz. Bu yağlı sulu harçtan şöyle iki kaşık kadar koyuyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Şurada yufkam açılmış. Şimdi yumurta sarısıyla sağ sola gitmesini engellememiz lazım. Şimdi şöyle kenarlarına hepsini yumurta sarısını sürüp 190 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece bu kadar. İçinde hiç yumurta yok. Yumurta alerjisi olanlar bu tarifi şey yaparlar. Üzerine o zaman yumurta sürmezler. Sadece bu yağlı su harçtan sürerler. Çünkü içinde yumurtamız yok biliyorsunuz. Ben şimdi yumurta sürüyorum ama yumurta sevmeyenler üstüne yumurta sürmeyebilirler. Yağlı harçtan sürerler sadece. Evet arkadaşlar, şimdi böreklerim fırına gitmek üzere yola çıktılar. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kıymalı küçük pide poğaçalarım, yufka böreklerim pişti. Şimdi bir şeyini aldım ben. Şimdi bu ikinci tepsisi. Biraz kıyma harcım yetmemişti. Bazılarını da şöyle 3 tanesini kaşar ve domates biberli yaptım. O da güzel oluyor. Artarsa eğer öyle yapabilirsiniz.
çıtır çıtır, yumuşacık yufka pide böreklerimiz servise hazır arkadaşlar. Çıtırtısını duyabiliyor musunuz? Çok güzel oldular. Altı üstü kızardılar. Şunlar da kaşarlıları. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.